Cenab-ı Hakk'ın bize öğütlediği hayata gerçekçi bakın diyor. Hepsi bu kadarmış ve her şey sizin hayatınızdan ibaretmiş. Gördüğünüz zaman resmi çok şey yaptığınızda, yani büyüttüğünüzde oradaki her mini minnacık şeyler hayatınızda çok büyük anlamlar ifade etmeye başlıyor. Diyorlar ki işte köydeydik, tarladan ötürü kavga ediyorduk. Tarlasını işte biraz bana doğru kaydırmış taşı, hududu. Onunla kavga ettik. Sonra ben tekrar taşı yerine koydum. Sonra bizden sonra yine kavga olmuş. Hatta yan komşular cinayet işlendi falan. Yani bu kadar yaşanmışlıklardan sonra İstanbul'a göçmüşler. Aradan 10-20 yıl geçmiş. Tabii ufuk gelişmiş. Köye dönünce o kadar köy küçük görünüyor ki gözüne. Oradaki sokaklar, evler, o tarlanın olduğu yere gidip tarlaya şöyle uzaktan bakıp şu sınırdan ötürü ne kavgalar yaptık, şu sudan ötürü ne kavgalar yaptık. Allah Allah. Şimdi ufuk genişleyince, bunlar mini minnacık kalınca değersizleşmiş. Değersizleşince de biz o gün hangi değeri atfettik de bu kadar kavga ettik diye kendisini sorguluyor. Dolayısıyla hayata bakış açımız değer yargısı itibariyle, hayata ne kadar kıymet verdiğimiz itibariyle bizim yönetmemiz gereken bir şey. Cenab-ı Hak bunu yönetebilmemizi istiyor. Buraya biz ölü halden geldik, giriş yaptık. Ölü hale tekrar geçiş yapacağız, ayrılacağız. Ve bize ilk seferinde ölümden hayat bahşeden kudret, yeniden ölü halimizden hayat bahşedecek. Nasılsa buradaki bahşedilmiş hayatı kanıksıyor, normal sayıyor, olağan kabul ediyoruz. Ama önümüzde duran ölü halden sonra yeniden hayat bulmayı ise çoğu insan muhal addediyor. Nasıl olacak? Müşrikler gelip peygambere وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحِيلَ اِظَامًا وَهِيَ رَم۪يمٍ İşte kemikleri ellerine alıp böyle eğleyip bir yandan onu toz hale çevirirken demişler ki bu kemiklere kim hayat verecek? Hayat sonrası yeniden bir hayat muhal onlara göre. Cenab-ı Hak dedi ki وَنَسِيَ خَلْقًا Yaratılışını unuttu. Hani ilk baştan nasıl yaratıldı? İlk baştan bu kemikler bile yoktu ve Allah hayat bahşetti. Öyle sanıyorum ki bu dünyadan göçtüğümüzde öte tarafta kendi kendimize en çok şöyle mırıldanacağız. Ya aslında birdenbire hayat orada gözümüzü açmıştık. Aslında çok garipti. Fakat nasılsa kabullenmiştik. Aslında çok garipti. Yani hayatın içinde gözümüzü açtık. Anne, baba, ortam, okul, şu bu. Ama hani demeliydik kendimize, nasıl oldu bu? Ötesini düşünün, öte tarafa geçtik, orada bize Cenab-ı Hak yeniden hayat verdi ve birden hayat üzere yeniden ayaklandık. Hani Cenab-ı Hak diyor ya, اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ Bir bakmışsın ayakta, etrafa bakıyorlar. Bir sayhayla yeniden ayaklanmışlar, dirilmişler. Biz o anı, o anda garipsesek desek ya nasıl oldu ya? Birdenbire tekrardan kalktım ayağa böyle yeniden canlandım. Bize orada deseler ki yani bu kadar garipsemenizi şaşıyoruz. Siz bunu daha önce de halbuki deneyimlediniz. Bu ilk defa olmuyor sizin için. Nerede oldu bizim için daha önce? Dünyada da gözünüzü hiç öncesini bilmediğiniz bir hayattan açtınız, yaşadınız. Şimdi yeniden benzer bir şey yaşıyorsunuz. Garip olan ne? Dolayısıyla içinde bulunduğumuz hayatta varlığımızın esasını düşünce planımızın veya bakış açımızın bir parçası haline getirmez isek, resmi çok büyütüp doğumu da resmin dışına bırakır, ölümü de resmin dışında bırakacak şekilde önümüzde duran düşünce ekranına sadece bulunduğumuz günleri sokarsak, o zaman kendimizi
kısa vadeli bir dünya anlayışıyla meşgul edip önünü arkasını düşünmediğimiz bir hayat yaşarız. Bu Cenab-ı Hakk'ın bizden istemediği bir şey. Ve bize bunu bir bakıma bizi bundan sakındırıyor. Böyle görmeyin hayatı. Çünkü neden? Çünkü ben sizi akleden varlıklar olarak yarattım. Benim size hayata bakış açımı ifade ettiğim ayetler size mantıklı gelmiyor mu? Öncesinde ölü haldeydiniz. Doğru, en azından yoktuk. Hani ne haldeydik bilmiyoruz ama hayatta değildik. Hayata doğduk. Bunu bir kuvvet, bir kudret var etti. Var etmiş olmalı. Çünkü bu muazzam sistematik halimiz öylesine rastgele olamayacağına göre bu karmaşık sistemi bir var eden kudretin olması gerektiğini aklediyoruz. Artı önümüzde duran süreci de kapatmış ve öleceğimizi de biliyoruz. Eğer hayat hiçbir zaman ölünmeyen bir süreç olsaydı belki bu giriş kısmını insanlara anlatmak zor olabilirdi. Ya doğdun işte falan diyor. Herkes doğuyor, doğuk ama hep yaşıyoruz bak. Eğer bir yerden geliyor olsaydık oraya da dönmemiz gerekirdi. Ama hiç dönüş yok, herkes yaşıyor gördüğün gibi. Belki öyle yaşasaydık, o zamanlar biri deseydi ki ya göz göre göre ucu da ölüm gibi bir şeyle kapalı olsaydı, buradan gidiyor olsaydık, o zaman birileri diyecekti ki herkes Müslüman olurdu ki o zaman. Kim göz göre göre öldüğü bir dünyada dünyaya tapardı ki? Düşünün öyle bir, yani hiç ölmediğimiz, doğan herkesin yaşayıp durduğu, peygamberler de geliyor diyorlar ki bir gün kıyamet kopacak. Yeryüzü birdenbire yok olacak, hayat duracak, herkes gülüyor. Nerede durmuş ki? Kimin hayatı bitmiş? Öyle bir şey yok. Ya ama görmüyor musunuz? Bir yerden geliyoruz işte bak, doğarak geliyoruz. Evet, orası biraz gizemli ama neticede hep buradayız. Bir yerden geliyor olsaydık illa oraya da dönmemiz gerekirdi ama bak dönen kimse yok. Zaten öyle ucu dönüşlü olsaydı herkes iman ederdi. Herkes bu çarkı çeviren, burayı doldurup buradan boşaltan kudreti görürdü o zaman. Halbuki şu anda tam da öyle bir yerdeyiz. Gelen herkesin bir süre yaşayıp sonra buradan bilmediğimiz bir şekilde. Hani şair diyor ya, dönen yok ki seferinden. Ya belli ki giden herkes memnun ki yerinden. Kimse dönmüyor diyor. Şair öyle diyor ama belki de engelliyorlar ki Cenab-ı Hak öyle söylüyor. Yani dönüş engelleniyor. Yoksa çokları geri dönmek istiyor. فَرْجِعَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا Bu geri dönmek isteyenler içerisinde hiçbiri ya bir daha gideyim orada yiyeyim içeyim, güzel yemekler vardı orada, yatayım uyuyayım, yeniden evleneyim, ya Rabbi ne olur beni geri döndür, bir kere daha yaşayayım ya çok güzeldi diyen hiç yok. Geri dönmek isteyenlerin tamamı buradan hazırlıksız göçenler. فَرْجِعَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ Yani hayatı bir kez daha yaşayayım isteyenlerin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın haber verdiğine dayalı olarak konuşursak hiçbir tanesi dünyadaki zevki, deneyimleri bir kez daha deneyimlemek için dönmek istemiyor. Dönmek isteyenler hepsi hayata bakış açısını doğrultmak için, düzeltmek için ve hani يَا لَيْتَن۪ي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي Keşke hayatım için bir şeyler hazırlasaydım, önden takdim etseydim. يَا لَيْتَن۪ي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي Asıl hayatı kaçırmış, bu hayatı öncül bir hayat olarak yeniden yaşayıp oraya hazırlık yapmak için istiyor. Dönmek isteyenlerin tamamı bu. Tamamı böyle. Yeminle istiyorlar. Kasemle yeniden gelmek istiyorlar hayata. Şu içinde bulunduğumuz hayata birileri bir adım sonrasında, yani ölüm sonrasında buraya geri gelebilmek için ölüyorlar yani. Aklıma bir fıkra geldi. Delikanlının biri böyle bir kızla tanışmış işte, arkadaş olmuşlar. Ondan sonra yarın yeniden buluşacaklar. Diyor ki işte hani arabam var mı? Var diyor arabam. Yani arabayla gelirim diyor. Gerçi benim değil ama diyor. Hani belediyenin arabası ama ben kullanıyorum diyor.
Kız tabii çok önemli değil, arabayla geldi. Ondan sonra ertesi gün bir geliyor, bakıyor cenaze arabası. Tabii kız tedirgin olur yani. Cenaze arabasıyla mı gezmeye, dolaşmaya çıkacağız? Tabii bizim delikanlı üzülüyor kızın bunu beğenmemesine. Ama çıkışıyor, diyor ki ya diyor millet buna binebilmek için ölüyor. Yani sen şimdi beğenmedin, binmek istemiyorsun diye. Dolayısıyla bizim şu anda içinde bulunduğumuz ve neredeyse beğenmediğimiz, zamanını boşuna harcadığımız, çoğu zaman hani zaman öldürmeye bak davrandığımız bu hayata birileri geri dönebilmek için ölüyorlar. Yani çıldırıyorlar buraya bir kez daha geri dönsünler diye. O kadar kıymetli bir hayat yaşıyoruz anlamında söylüyorum bunu. Kıymeti kendisinden değil, öteye yatırım kapasitesinden kaynaklanan bir kıymeti var. O yüzden çok istiyorlar geri gelebilmeyi, bazı şeyleri düzeltebilmeyi, doğru yaşayabilmeyi. Ben küçükken hafızlık yapıyorum. Bu ayetlerden her geçtiğimde bunlara acıyorum. Ve ne yalan söyleyeyim, yani Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi, işte adamlar hani adam olmuşlar, yani fark etmişler, öğrenmişler. Yani bana böyle acımasız geliyordu çünkü bir kerecik böyle şansım var, hayat şansı ve o sonsuz hayatı bununla kazandın, kazanamadın. Yani çıldırsan bile bir daha geri döndürmüyorlar. Halbuki okulda mesela bir kez ödevini yapmasan öğretmen bir şans daha tanıyor. Sonrakinde işte düzeltmene imkan veriyor. Yani bakıyorum burada öğretmenin bile, babam bile mesela yanlış yaptığında hani o yanlışından ötürü bütün dosyayı kapatmıyor bundan sonra diyor. Hep böyle cümleler gelirdi. Dayak yesek bile ondan sonra derdi ki bundan sonra onu anlardım ki yeni sayfa açılıyor. Tamam bu geride kalıyor. O an çok mutluluk verici bir an. Ama bu garibanları böyle okuyorum ayette. Yalvarıyorlar. Rabbena absarna ve semi'na. Ya Rabbi gördük, bildik, anladık. Ne olur bizi geri çevir. Ve lev tera idil mujrimune nakisu ru'usihim inde rabbihim. Boyunlarını eğmişler. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda yalvarıyorlar. Çok ayetler var böyle, dönmek istiyorlar. Hatta daha buradan ayrıla yazdım. Hani melek görünür görünmez. Hatta izâ câe ahadahumul mevtu kâle rabbi rci'un. Daha ölüm gelmiş, daha adam ölmemiş. Diyor ki ya Rabbi beni geri dönder. Kâle rabbi rci'un. Leallî a'melu sâlihan fîmâ teraktû. Belki geri dönersem salih ameller işlerim diye. Yani geri dönmek isteyenlerin hepsi salih amel işleyebilme fırsatına kavuşabilmek için istiyor. Dolayısıyla burada yatırıma el verir öteye dair. Yatırıma el verir tarafı buranın oradan bakınca yegane kıymetli tarafı. Diğerleri hebaen mensura oluyor. Dolayısıyla hayata, hayatın yatırım yapılabilir boyutuyla bakmak en doğru bakış açısı. Diğeri yanılgıdan ibaret. Nereden çıkıyor derseniz, çünkü hepimiz öteye geçtiğimizde bu gözle bakıyoruz artık hayata. Eğer doğrusu, gerçekçisi, hakikisi o değilse hayata hepimizin vardığı nihai bakış açısı o olmazdı. Öteye geçtiği halde hala hayatı, yani mesela şöyleleri yok Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. Ya Rabbi ben yine de dünya diyorum yani, hani beni geri gönder falan. Şehitler bile ki içlerinde dünyaya geri dönmek refleksi diğerlerinden biraz farklıdır. Onlar bile yeniden şehadeti yaşayabilmek için dönmek istiyorlar. Yaşadıkları dünyadan o hoş geçişi tekrardan, o nasıl bir teşrifatla karşılanıyorlar buradan geçtiklerinde bilmiyoruz artık. Ama onu tekrardan tatmak, o güzelim geçişi bir daha yaşamak, Allah uğrunda can verme tanıklığını, şehadeti. Dolayısıyla burada bir şey unutmuş gibi geri dönmeye çalışan kimse yok. Bir önceki dersin sonu da böyle dünya ile bitmişti. İnne haulâ yuhibbûne'l acile diye.
Burada da tam hayata, dünya, işte Kur'an gözüyle bakmak geldi. Şimdi arada biz bir abdest aldık. Abdest aldıktan sonra bu şeyimi iliklemişim, kol düğmemi. Bunu iliklemeden, o arada Haydar Bey aracıyla vermiş, giymişim. Fark ettim burada böyle. Düğme tek tarafta var, diğerine bağlantılı değil. Düşer bu dedim ama hani Cenab-ı Hak takdir etmiş. Öyle diye diye düşürdüm. Camiye geldim, baktım düşük. Ya döndük, arıyoruz Mehmet abiyle. Bakıyorum işte yere yere, bir daha ikinci tur. Etrafta hocam hocam diyenler oluyor ama benim gözüm yerde, düğmeyi arıyorum. Sonra ümitsiz geldik, namaz kılıyoruz. Kendi kendine dedim ki, ya hem millete diyorsun ki koca bir dünyayı gözünde tüketebilmek, hem küçücük bir demir parçasını iki saattir arıyorsun, bir de aklına takılı kaldı. İçimden geçiyor böyle, en sevdiğim kol düğmesi de buydu aslında falan diye. Öteye geçenlerden düğmesini arayan bırak, evladını, evini vesaire aramak için bile dönen yok, o kadar değersiz. Dönmek isteyenlerin hepsi, burada öteye bir şeyler gönderebileyim, bir şeyleri düzelteyim bakış açısıyla dönmek istiyorlar. Eğer bu doğruysa, ki Cenab-ı Hak böyle haber veriyor, وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٌ, onun gibi dosdoğru haber veren bulamazsın. O zaman hayatın gerçek resmi bu demektir. Doğru fotoğraf bu demektir. Ne gençliğimizi arayarak geri dönmek isteyeceğiz, ya Rabbi beni 17'lerde gönder, bir 17, o ergenliğim bir daha yaşayayım diyen, yahut 20-25'leri o olgun güçlü yaşlarımızı, yahut 30'lu, 40'lı, 50'li bilge yaşlarımızı, saygın, kariyerli. Hiçbiri kayda değer bir özlem ile nostaljik bile olsa geri çekmeyecekmiş bizi. Hiç yok öylesi. Hep dönmek isteyenler hayatları için ve onlar artık hayatı da teke indirmişler. يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي, keşke hayatım için bir şey takdim etseydim. İlk zamanlar oradaki hayatımı ben yine buradaki hayat zannediyordum. Ama sonra adamın yerine kendimi koyup içinde bulunduğu o sonsuz hayatı için bir şeyler hazırlasaydım diyormuş meğer. Dünyadakine artık yani hesaptan, o da hayat bile değil. O yüzden Cenab-ı Hak وَاِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ, ahiret ise gerçek hayattır. Hayvan demiş. Hayvan kelimesi, bizdeki hayvandan karıştırmayın. Hayvan kelimesi, hayat kelimesinin ileri bir hali. Ve Cenab-ı Hak gerçek hali diyor. Lehiyel hayvan. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, akletseler bilseler. Demin hafiften değindiğim hususu biraz açayım, soru işareti kalmasın zihninizde. Yani ben onlara acırdım, doğru. Ama sonraları ne oldu? Sonraları şöyle düşünebilmeye başladım. Yani biz hayatın içerisinde belli mesela yanlışlar yapıyoruz. Kötü bir gidişat sergiliyoruz. Sonra Cenab-ı Hak bizi bir silkeliyor. Ya Rabbi, yani mesela ölüm hastalığı gibi yahut ölümcül bir kazan gibi ya, böyle bir kritik bir eşikten geçiyoruz. Sonra ya Rabbi diyoruz, bize hani imkan ver vesaire, bir şeyler istiyoruz. Ve Cenab-ı Hak bize veriyor, yeni bir sayfa açıyor. Henüz hayatın içerisindeyiz, bunu değerlendiriyoruz. Başka oluyor, yine tövbe ediyoruz, yeniden değerlendiriyoruz. Baktım ki Cenab-ı Hak aslında tek seferlik, öyle bir kerecik bir şans tanıyıp da önünü kapatan biri değil, hayat boyu aynı şansı yeniden yeniden kulun önüne açan birisi. Meğer ölüm aslında bütün bu tekrardan tekrardan bize hayatta yenilenen imkanların en sonuncusu. Yoksa hani öyle bir seferlik hatayla olmuyor. Allah Halim diyor kendi zatına. Dolayısıyla kul hatayı tekrar ediyor, tövbe ediyor, tekrar ediyor. Cenab-ı Hak hayatın içerisinde başka uyaranlar gönderiyor, uyarıyor, uyarıyor. Kul, hadi bu sefer düzelteyim diyor, biraz düzeltir gibi oluyor, tekrar vazgeçiyor. Meğer
o imkanları Cenab-ı Hak yeniliyormuş. Aslında öğretmenimin okulda bana hadi bundan sonra dediği imkanı aslında Cenab-ı Hak açıyormuş. Aslında babamın bak bundan sonra diye başlattığı o yeni sayfayı aslında Cenab-ı Hak bana açıyormuş. Çünkü hayatın içerisinde açılan o yeni sayfalar benim babamın eliyle veya arkadaşımın eliyle veya amirimin eliyle bana yeniden açılan imkanlar Cenab-ı Hakk'ın açtığı bir imkanmış. Ama yine de diyordum ki öldükten sonra bile olsa bu kadar adamlar yemin billah ediyorlar, dönmek istiyorlar. Hani dönseler içlerinden iyi olanlar çıkmaz mı diye böyle zihnimde bir şey takılı kaldı. Sonra Cenab-ı Hak onun da cevabını verdi. Dedi ki biz hayatta o kadar etraflıca, o kadar çok imkanlarla insanları yeni yeni fırsatlarla buluşturuyoruz ki geriye artık ölüm sonrasına geriye sadece asla iflah olmazlar kalıyor. Asla iflah olmazlar. Yani hayatta ben o kadar sıkı imtihan ediyorum, o kadar sıkı imkan veriyorum ki birinin eğer hayatı hani yeni bir fırsat verilecek olsa düzenleme imkanı olanları zaten o hayatta tutuyorum ben. Artık asla dönmeyecek olanlar ölümün kıyısına gelenler. Bunu da bize şununla haber verdi. Buyurdu ki Cenab-ı Hak وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْ Tam da böyle bizi geri döndür, geri döndür diye yemin edenler, anladık, bildik, farkına vardık diyenler, بَلْ بَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ Sanki o an anlamış gibi, işte şimdi jeton düştü gibi anlıyorsunuz adamların sözlerine bakarken. Cenab-ı Hak dedi ki öyle değil. Bel, işin aslı şu. بَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ Öncesinde saklı tuttuklarını şimdi açığa vurdular. Yani bunlar bunu bilmiyor değillerdi. Şimdi öğrendik, şimdi farkına vardık gibi yapıyorlar ya. Hayır, çok iyi bildikleri, bizim kendilerine kavrattığımız, hayatları boyunca iyice anlattığımız hakikatler şimdi dışarı vuruyorlar. Düne kadar saklı tutuyorlardı. Yani o hakikat burada duruyor ama ona rağmen farklı bir yaşam tarzı seçiyor. Hayatın geçici bir süreç olduğu bilinci içine işliyor. Köklü bir biçimde hayatın içine tesir ediyor. Düzeltmeliyim, bak hayatımın epeyce yılları geçiyor. Bak 15-16'larda ya en azından 20-25'leri biraz hani gezip tozup eğlenelim demiştim. Bak o sınırı geçtim, 25'leri geçtim. Şimdilerde o eski planlamama göre bir şeyler yapmalıyım. Bak geçiyor hayatım. Ya neyse 35'ler dedik, biraz daha öteledik. Bak 35'lere gelince şimdi aynada kendisine bakıyor. Ya diyor yeterince zevkine vardık diyor. Artık hani zapt etsem diyor. Bakıyor eline ya bu mereti de epeydir içiyoruz artık yeter diyor. Yani bıraksam aslında zamanı geldi diyor. Veya artık yeterince namazsız bir hayat geçirdim artık başlasam diyor. İç sistemiyle kendisi arasında iradeyi kontrol etmek hususunda her kendisiyle baş başa kaldığında bir sorgulama yaşıyor. Ve bunu tetikleyen, bunu harekete geçiren, ateşleyen olaylar da yaşanıyor etrafında. Gah sevdiğini kaybediyor, gah kardeşini kaybediyor, gah abisini, gah babasını, gah tam da kendisi gibi yaşamış birinin hayatının nasıl sonlandığıyla karşılaşıyor. Veya kendisi servet yapmaya çalışırken 10 katını yapmış birinin cenazesine gidiyor. Bu benim yaptığım servetin 10 katını yaptı diyor. Şu anda musallada duruyor. Yani bir şeye yaramadığını görüyor. İçinde bunu konuşuyor. Cenab-ı Hak dedi ki اَفَرَأَيْتَ اِمَّتَّعْنَاهُمْ سِن۪ينَ Tut ki biz onlara yıllar yılı daha ilave etsek. Yani 60, 70, 80, 90 değil de üstüne 100-200 daha koysak. ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوَعَدُونَ Sonra gelse o vaat edilen şey çatsa, ölüm. Varsayımsal bir düşünce yolculuğu bu, düşünce deneyi. Sonra sordu Cenab-ı Hak, مَا اَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ Neye yaradı şimdi bizim onlara verdiklerimiz? Yani üstüne 100-200 daha koyduk, yaşadılar. Şimdi geldi, canını alıyoruz. Ne değişti? مَا اَغْنَى عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ Mantıksal olarak hiçbir şey değişmedi. Yani siz öteye geçtiğinizde, diyelim ki sıraya koymuşlar, kötülerdensiniz. Vurup kamçılarla ilerletiyorlar. Siz yanınızdakilere, ama ben sizden sonra 100 yıl daha yaşadım deseniz ne olur? Ya önüne bak, önüne bak derler yani. Neticede şu an aynı muameleye maruz kalıyoruz ve götürülüyoruz yani cehenneme doğru. Böyle çok mutlu görünseniz ama 100 daha yaşadım falan diye çok anlamsız, mantıksız, önünde duran sonsuz azabı düşünmüyor. Üstüne 100 daha yaşamış veya ben zengin yaşadım veya şöyle yaşadım. Arı ve duru bir mantık ile bunu bir anda bitiriyorsunuz. Hiçbir şeyin bir anlamı kalmıyor. Öteye dair elinizde bir şeyle gitmediyseniz, buradan öteye dair bir şey götürmediyseniz, tabii girişte konuştuğumuz başlangıç, öte, ötenin varlığı, sistemin sahibinin gerçekten olup olmaması gerektiği. Çünkü bunun alternatifi olan düşüncenin hayata bakış açısı daha temelden karşı çıkıyor. Diyor ki öncesi zaten yoktu diyor. Yani o ölü formdaki başlangıcımız. Hayata gelişimiz kontrollü bir elin var etmesiyle, bir gücün bizi, bir kudretin yaratmasıyla böyle bir şey olmadı diyor. Seküler bakış açısı, alternatif. Biz burada bunu konuşuyoruz ama alternatif dışarıda konuşuluyor. Yani gençlerin önüne bu alternatifle geliyor şeytan. Diyor ki evet bir hayatın içerisindesin, biliyorum biraz garipsiyorsun. Yani nasıl oldun falan diye bir bazı sorularım var. Küçükken sorardın leylekler mi getirdi diye. Şimdi daha büyükçe soruyorsun bu soruyu ama benim sana cevabım var diyor. Nasıl diyor? Hani öncesinde bir yerde miydim geldim? Yoksa burada, tut ki burada gözümü açtım, nasıl oldu? Bu içimde hissettiğim ben kimim? Ve bu beden ne nasıl kavuştum? Diye sorduğunda, o diyor ki ben diyor bilimim diyor, ben her şeyi bilirim diyor. Ve sana cevabı veriyorum diyor. Hazır ol cevaba. Sen diyor, kazara ortaya çıktın. İlk anda diyecek gibi oluyor ya diyor, küçükken leylekler bile bundan daha mantıklıydı. Yani senin söylediğin kazara biraz daha saçma oldu aslında. Yani benim hayatım kazara mı oldu? Evet, babanınki de öyle. Dedeninki de öyle. Hatta ulu 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 dedelerin böyle, onlar biraz böyle maymunlar gibiydiler. Onlardan daha öncesi daha böyle iptidaiydiler. E peki en başında ne var? En başında bir tane böyle bir işte böyle çok canlı mı cansız mı dersin, bir şey böyle çok küçük falan. Abi sen gördün mü onu? Görmedim ama öyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. He. Nasıl oluyor ondan sonra? Sana anlatıyor, anlatmaya devam ediyor ama hani bir izini gördün mü, bir sesini gördün mü? Onlar hiçbir şeyini görmemiş. Ama nasıl olması gerektiğini biliyorum diyor. Onlar çarpıştı işte, kendisini replika etmeye başladı. Sonra böyle arttırdı, çoğalttı, böyle şeyler oldu. Ha o zaman hani başlatan biri yok. Tam da sana onu demek istiyorum. Hayatı sahipsiz bellemek. Hayatı sahipsiz bir alan olarak görmek. Bu diğer hayata bakış açısıyla bambaşka bir bakış açısı. Hani derler ya mal bulmuş mağribi gibi. Ne demekse bilmiyorum. Yani sahipsiz bir alan. Dolayısıyla şöyle düşünün, büyük bir mega store açılmış. Büyük bir AVM. Hani diyorlar ki burası sahibi açmış ama bırakmış gitmiş. Hani sahipsiz kazara diyeceğim, inanmayacaksınız. O kadar büyük yalan söyleyemiyorum. Benimki biliminkine yaklaştırabilmek için hani açmış ama bırakmış gitmiş diyelim. Demiş ki fi sebilillah. Gerçi Allah da yok, nasıl sebilillah olacak? Yani adam öyle, canı öyle istemiş diyelim. Beni çok zorlamayın. Adam yapmış, canı bırakıp gitmiş. Biz de giriyoruz içeri. Aman her taraf raflar dolu böyle. Yiyoruz, içiyoruz. Bir de sahipsiz ya, kırıyoruz, döküyoruz. Bu arada sahipli olanda kırıp dökmeme düşüncesi, israf. İsraf, mekanın sahipli olduğu düşüncesinin ürünü. Yoksa sahibin fakir olduğu düşüncesinin değil. Bizim sahibi olmadığımızın sonucu. Yoksa çok zengin olabilirsiniz. Şundan trilyonlarca olabilir ama bir tanesini bile boşa harcamaktan korkarsınız. Gerçek sahipsiz değilsiniz çünkü.
Bizim bakış açımız hayata, hayatın sahibi olduğu düşüncesi temelli olduğundan. Bu temeli insanın sağlam kurması lazım. Hayata doğru bakabilmesi için. Ama hayatın sahibi اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ ölümü ve hayatı yaratan niçin yarattı? لِيَبْلُوَكُمْ sizi sınamak için yarattı. Neredeyse bütün hayat felsefemiz üç kelimelik ayetin içerisinde var. Ve bu bambaşka bir bakış açısı. Hani daha mı makul, daha mı absürt onu tartışıyoruz zaten. Ve Cenab-ı Hak tartışabilirsiniz diyor. Hani diyorsanız ki sahipsiz bir mekan, biz de yoktan olduk, hani madde yoktan oldu, sistemli hale gelmemiz de hiçbir yöneten, yaratan bir kudretin eseri değil. Hani buna kendiniz ikna ediyorsanız ki bilim öyle söylüyor, Cenab-ı Hak tam can evinden vuruyor bu anlayışı. اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ yoksa hiçbir şeyden mi yaratıldılar? Bu madde varlığı sorusu. Yani madde nasıl oluştu? Yok biz topraktan yaratıldık, topraktan var olduk diyecekseniz, diyecek ki o zaman toprağı kim yarattı? Dolayısıyla dibe gidip hiçbir şeyden olduk demeniz lazım. Hiç, yoktan olduk. Buna önce kendinizi inandırmanız lazım. Yoksa bir şeyden dediğinizde Cenab-ı Hak diyor ki benim şeyim o. Toprak benim toprağım. Siz mi yarattınız toprağı? Yok biz yaratmadık. O zaman hani toprağın sahibi, topraktan bizi bu sistematik varlığımızla son derece karmaşık. Bilim yıllar yılı inceliyor. Hala sorsan diyor ki yani hocam başındayız diyor. Yani alfabe olsa insanın bedeni biz elifteyiz. İşte elifi anlamaya çalışıyoruz. O kadar iptidai noktadayız. Hücre daha mini minnacık hücresini bitiremedik ki. Bitirmek şöyle dursun yani daha loading bile olmadı yani bitiriyoruz yakınız falan. Ya hücreyi bırak, hücrenin yapı taşı atom. Atomu anlayamadık daha henüz. Atom aşağı indik, derya, deniz, muazzam sistemler var. Dolayısıyla bu kadar sistemsel yapının ki bu sistemsel yapı olduğu için bilim var. Bilim bu sistemsel yapıyı çalışıyor. Dolayısıyla bilimin kendisinin varlığı zaten sistemsel yapının kanıtı. Sistemsel yapı varsa zaten sistemin sahibi ona o ilmi, o iradeyi, o kudreti yapacak, yapan kudret. Onunla aynı anlamda. Ha, ben burayı geçmek istiyorum, hayata sahipsiz bir mekan olarak bakmak istiyorum derseniz, bir ömür boyu bu size eşlik edecek ve sizi hep dövecek düşünce dünyanızda. Yani elmayı yerken de, armudu yerken de, sapını sökerken de, narı açıp baktığınızda da, meyveler mahsul verdiğinde de, çocuğunuz doğduğunda da, bir hücreyi bir yerde mikroskopta incelerken de, bir teleskopla göğe bakarken de, bir bilimsel bir şey okurken de yahut belgesel izlerken de, içinizde, etrafınızda sizi kuşatan sistemsel dünyanın sahibi beni yok sayıyorsun deyip duracak. Sen ne kadar sistem yaptın hayatında bakayım. Küçük bir tezgah böyle ne yaptın yani? Aranızda kapı yapan var mı? Bir iskemle çakan var mı? Yani bir duvar yapan var mı? Hele bir yapmaya kalkın bakalım. Elimize ayağımıza bulaştırmamızın bir sebebi var. Çünkü Cenab-ı Hak bize bir şeyi yapabilmek ilim gerektirir. Artı maharet gerektirir, irade sahibi bir varlık. Ben böyle baktım, adam duvar yapıyor, tuğlaları koyuyor, harcı koyuyor. Nasıl heveslendim ya? Biz inşaat yaptırıyorduk, ben de yapacağım diye. Tamam dediler ki sen de şuradaki duvarı ör. Ya birinci sırayı daha dizdim, şöyle bir yukarıdan baktım, böyle gidiyor benimki. Tabii usta baktı güldü. E ikinci sırayı falan, oho benimki oynuyor zaten böyle. Yamuk yumuk duruyor. Kızdım, kendim yıktım duvarımı. Ne yapmaya çalışırsanız hayatta, yapmaya çalışın, öyle gördüğünüz halde, izlediğiniz halde bir şey yapmak denen şey kolay bir şey değildir. Niye Cenab-ı Hak bize bunun zorluğunu yaşatıyor? Denizde yüzüyorum, sonra balıklara bakıyorum.
diğer hayvanlara bakıyorum. Acayip yüzüyorlar ya. Yani onların o kollarını kullanması veya şeylerini kullanması. Yani bir atın bile o ayaklarını suda kullanıp yüzmesi. Yüzüyor. Köpekler yüzüyor. O karada yürüyen neydi o? Kaplumbağalar bir yüzüyorlar. Yani şu ellerimi arkadan geri getirirken kendi hızımı kendim kesiyorum. Çünkü böyle ittiğin halde aynı şekilde geri ellerini getirirsen kazandığın ileriye doğru olan itmeyi kendin şey yapıyorsun. Yukarıdan bakan debeleniyor diye görür. Ya ben akleden bir insanım. O hayvan kadar nasıl güzelce yüzemiyorum derken düşünüyorum ki Allah Azze ve Celle diyor ki sistemsel bir iş yapmak, bir şeyi gerçekleştirmek, bir akletmeyi, iradeyi, mahareti, beceriyi gerektiriyor. O süreci yönetecek bir bilgeliği, ilmi sahip, kudreti, irade sahibi, kudreti gerektiriyor. Sonra sen kalkıp bu muazzam sistemsel varlığı olmuş işte bir kaza olmuş da olmuş diyebileceksin. Bitkiyi, çiçeği, ağacı, insanı, hayvanları, yumurtayı, yumurtadan çıkan canlıyı. Dolayısıyla mekanın sahipli olduğu, var eden bir kudretin eseri olduğu düşüncesi bizim hayata bakış açımızın temelini oluşturuyor ve bu kez her şeyden ürkmeye başlıyoruz. Yani elimizi uzatacağımız bir mahsulde bile sahip ne der düşüncesi oluşuyor. Tut ki yesek içsek bize ne güzel şeyler hazırlamış. Şükür düşüncesi oluşuyor. Bize ortamı hazırlamış. Güzel atmosferinde ciğerimizi bu güzel havayla doldurmuş. Güzel rahat soluk alıyoruz. Göğü üzerimize gölgelemiş. Atmosferi içinde parıltıyla masmavi renklendirmiş. Güneşi üzerimizde ihtiyaç duyduğumuz ışığıyla. Yani muazzam bir hayat yaşıyoruz. Sahibin bize yaşattığı, Mevla'nın bize yaşattığı bir hayat. Hazreti İbrahim hayatı bu gözle okuyunca şöyle yaptı. Dedi ki ben yüzümü bu hayatı yaratana döndüm. Yeriyle, göğüyle. Kim yarattıysa ona döndüm.